Evet arkadaşlar, ülkemiz sorunlar yumağı haline geldi. Ülkenin en temel sorunları beslenme, barınma, ulaşım. Aslında bir sosyal devletin halkına verebileceği üç unsur: beslemeli, barındırmalı ve ulaşım hizmetlerinden yararlandırılmalı. Ama üzülerek görüyoruz ki bugünün Türkiye'sinde halkımız bu üç olgudan da çok uzak. Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı 38 bin lirayı aştı. Yani insanlar temel ihtiyaçlarını, en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda. Ama biz maalesef ki bambaşka şeyleri konuşan bir cumhurbaşkanını görüyoruz. Konut fiyatları, insanlar sokakta. Ev sahibi ve kiracı yargıya bile gitmeden birbiri üzerinden hak arama arayışında. Evler basılıyor, çocuklar ağlıyor, kadınlar ağlıyor. Kiracılar kapıya dayanıyor. Evet, dünyanın kira artışında İstanbul, Ankara, İzmir, özellikle bu üç büyük şehir birinci sırada. İnsanlar akaryakıt alamıyor, otobüse binemiyor, ulaşımını sağlayamıyor. Peki, seçim öncesi ve seçim sonrası ülkenin bu kadar mühim meseleleri varken, bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkmış, partisinin kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partimize laf ediyor. Partimizin faşist kodlarından bahsediyor. Şimdi ben kendisine son söyleyeceğim sözü ilk söyleyerek cevap vermek istiyorum. Eğer ki bir faşist görmek istiyorsan Sayın Erdoğan, aynaya bakacaksın. Benim partime dil uzatmayacaksın. Benim partim egemenliği tek adamdan alıp millete veren bir parti. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kazanacağını bile bile gönül rahatlığıyla ülkenin yönetimini vermiş, şapkasını almış, gitmiş bir devlet başkanının partisi. Sen 2000'li yıllarda siyasete girdiğinde senin önünü açan, siyaset yapma şansını veren parti Cumhuriyet Halk Partisi. Sen dönüp aynaya bakacaksın. Gerçekten ülkenin bu kadar sorunları varken hala Cumhuriyet Halk Partisi diyebilmesini aklım ermiyor. Değerli arkadaşlar, bir lider düşünün, 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Kuvvetler ayrılığını yok etmiş. Hukukun üstünlüğü diye bir kavram yok. Yasama, yürütme, yargı tamamen kendi kontrolünde. Bu ülkede cezaevinden çıkıp mecliste yemin eden milletvekilleri bir grup kuracak kadar çoğunlukta, her ay bir gazeteci cezaevinde, ülke basınının büyük bir çoğunluğunu ya Ziraat Bankası kredisiyle ya da havuzda toplanan kirli parayla ele geçirmiş, seçimi böyle yapmış, biz faşist bir parti oluyoruz, kendisi demokrat bir adam oluyor. Bir kez daha söylüyorum, aynaya bakmalı. Eğer ki dünyada tek adam rejimini tarif edecek bir siyasal terim varsa o da faşizmdir ve onu da kendisinde görüyoruz zaten. Kendisi eğer bir faşist görmek istiyorsa ya aynaya bakacak ya da bu resme bakacak. Ben seninle bu resmi görüyorum Sayın Erdoğan. Bu ülkede hukuku, adaleti ayaklar altına aldın. Bu ülkede seni konuşan, eleştiren, yazan gazetecileri tutukladın. Bu ülkede hala seçilmiş bir milletvekili Can Atalay cezaevinde. Ben halkıma soruyorum. AK Parti'ye oy veren seçmenlere de soruyorum. Burada kimi görüyorsunuz? Ben Erdoğan'ı görüyorum. Keşke ki Hitler'i değil, Mussolini'yi değil, keşke ki bu ülkeye
Cumhuriyeti getiren, demokrasiyi getiren, çağdaşlaşmayı getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alsaydın. O yüzden ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar temel sorunları varken, 85 milyon sefarete sürüklenirken hala CHP'yi konuşma, çık, öz eleştiri yap, çık, memura, işçiye, gençlere, sokaktaki insanlara, öğrencilere umut olmayı dene. Çünkü sorumluluğu sen aldın. Ve bu konuda son olarak şunu söyleyeyim. Dünyada bir parça demokrasiyle yönetilen ülkelerde şu yaşadığımız 2023 seçimleri anlatılsa herkes güler. Bir parça demokrasisi olan hiçbir ülkede devletin kanalıyla, sahte videolarla, hazinenin parasıyla, uçağıyla, valisiyle, kaymakamıyla, iftiralarıyla bir seçime gidilmez. Evet, maalesef ki hala demokratik anlamda kazandığını düşünüp bizle uğraşıyor. Diğer bir konu, Sayın Erdoğan, bu ülkenin gerçekten önemli sorunları var. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu, bir tanesi toplumsal şiddet. Bakın, milli güvenlik sorunu haline gelmiş. 2021 raporuna bakıyoruz. Emniyetin, narkotik şubenin 2022 raporuna baktığımız zaman uyuşturucu imalatı ve satışı 3 kat artmış. Son 5 yılda çocuklarımız, evlatlarımız, ortaokul seviyesindeki öğrenciler uyuşturucu batağının içerisinde. Ve sen buna kayıtsız kalıyorsun. Çok önemli veriler var. İstanbul Avrupa'da uyuşturucu madde kullanımında 3. Yine uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezinin 2022 raporunda 106 şehir arasında 10. Hiç bundan utanmıyorlar mı? Bizim içimizi acıtıyor. Uyuşturucuyla mücadele eden İçişleri Bakanı'na söylüyorum. İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satan insanlar tarafından bir polisimiz şehit edildi. Biri ağır yaralandı. Allah'tan rahmet diliyorum. Diğerine acil şifalar diliyorum. Ama neden İstanbul'da, Mersin'de, Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu merkezi haline gelmişiz? Niye polislerimiz ölüyor? Niye çocuklarımız ölüyor? Niye bununla mücadele etmiyorsunuz? Değerli arkadaşlar, yargı öyle bir hale gelmiş ki, devletsiz değil mi? Kaşıkçı olayında dosyaya bakmıyoruz. Suicileri iade ediyoruz. Rahip Peder olayında istiyor beyefendi, yargılamıyoruz, iade ediyoruz. Alman gazeteci öyle. Peki bu ülkede 10 yıl hapse mahkum olan İsrailli bir uyuşturucu ticareti yapan Dani Avake hangi akılla, hangi hukukla İsrail istediği için İsrail'e iade ediliyor? Ve İsrail Dışişleri Bakanı teşekkür ediyor. Ya bizim yargı yetkimizde uluslararası anlaşmalar net. Sen bu kişiyi Türkiye'de bu suç işlendiği için yargılayacaksın, hükmü vereceksin ve infazını çekecek. Ama İsrail istediği için bir uyuşturucu ticareti yapan baronu iade ediyorsun. Ve İsrail teşekkür ediyor. Ben ise seni kınıyorum. Ben uyuşturucudan ölen, uyuşturucu batağına düşmüş tüm gençlerimizin, ailelerimizin adına seni kınıyorum. O ailelerin adına kınıyorum. Türkiye kendisini bu uyuşturucu batağından kurtulmalı. Torbacıları değil, baronları kurutmalı. Etkin bir şekilde mücadele etmeli ve bunun hesabını topluma vermelidir. Türkiye böyle bir durumu hak etmiyor. Yine bizi eleştiren Erdoğan, memur maaş zamları. Şimdi akıl, fikir, bilimden uzak bir yönetim gerçekten çok yüksek bir enflasyon noktasına getirdi ülkemizi. Bir gün bile fark ediyor ekmekte, peynirde, zeytinde, akaryakıtta, her şeyde. Şimdi TÜİK denen bir olgu vermiş olduğu sahte verilerle zaten memuru, emekliyi, işçiyi mağdur edebildiği kadar etti. Şimdi
kamu çalışanlarının maaşları. Enflasyonun altında ezilecek mi, ezilmeyecek mi, bunları konuşuyorlar. Bir şey söylemek isterim arkadaşlar. Önerilen rakam 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. Yahu TÜİK'in bile verdiği, Merkez Bankası'nın verdiği rakamlarda enflasyon %60'ın üzerinde öngörülüyor. Biz neyi konuşuyoruz? O İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de görev yapmak için yarışan memurlar bugün bizi arıyor. İstanbul'da yaşayamıyoruz, kira veremiyoruz. Bizi Anadolu'ya lütfen tayin ettirin vekilim diyor. Ve siz utanmadan, sıkılmadan Merkez Bankası'nın bile %58'in üzerinde gördüğü enflasyonun %25'i kadar zam vereceğinizi söylüyorsunuz. Ve şimdi hakem heyetiyle birlikte masaya oturuyorlar. Arkadaşlar, bu hakem heyetinin 11'de 7'si Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan bürokratlar. Eğer memurların toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı yoksa biz bunları konuşmayalım. Burada bir orta oyun oynanıyor. Bugün toplanacaklar, ben bir karar beklemiyorum. Çünkü TÜİK'te, hakem kurulu da, yandaş sendikalarda memurdan çok sarayı ve sarayın ağzına bakıyor. Eğer bir parça utanmanız, sıkılmanız varsa %100'ün çok üstünde olan enflasyonun, haydi onu bir kenara bırakıyorum, Merkez Bankası'nın rakamlarına bakın ve %25'i ona göre teklif edin. Son olarak emeklilerle ilgili açıklama yapıyor ana muhalefet lideri Recep Tayyip Erdoğan. Evet diyor, çok üzülüyorum diyor. Bir düzeltme yapılmalı. Herhalde bunu bana söylüyor. Ya da Kemal Bey'e söylüyor. Ya da size söylüyor. Kime söylüyor? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi sen yönetiyorsun. Emeklilerin durumuna üzülüyormuş. Aynı şeyi Binali Yıldırım söylüyor. Şimdi arkadaşlar, 7500 lira emekli maaşından bahsediyoruz. Bugün bir oda kiranın 10 bin lira olduğu ülkemizde. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Gelin yapın, yarın yapın. Niye kimi bekliyorsunuz? Emekli bir hafta bu parayla 10 gün geçinemiyor. Emekli sokakta. Ve bundan rahatsız olan bir cumhurbaşkanı var. Ha, CHP'yi eleştirirken cumhurbaşkanı olduğunu hatırlıyor. Memur ve emekli zammı olduğunda muhalefet lideri gibi davranıyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan demek budur zaten. Sorumluluk sende. Senin uyguladığın faiz politikaları, damadınla başlayıp senle biten, Nebati'yle devam eden, senle biten facia ekonomik programları ülkeyi bu hale getirdi. Kur korumalı mevduat denen rezalet, garantili kamu projeleri insanları yek ekmeğe muhtaç etti. Şimdi emeklinin durumuna üzülüyormuş. Üzülecek ve acınacak bir halde olan birisi varsa sensin. Çünkü emekliyi, işçiyi, memuru bu hale getiren sensin. O yüzden biz hemen, yarından tezi yok, getirin. Meclis hemen toplanabilir. Emeklinin durumunu düzeltin diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Ankara ve İstanbul için Akşener, İmamoğlu ve Yavaş karşısına aday çıkarır mıyız? O gün gelince bakarız dedi. Daha önce de biliyorsunuz isimler veren Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Bu iki isim mi biz aday göstermeye çalıştık ama karşı çıktılar. Onlar da yeterli cesareti gösteremediler dedi. Ve şimdi de İmamoğlu ve Yavaş karşısına aday çıkarır mıyız? O gün geldiğinde bakarız diyor. Bu açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerli arkadaşlar, 2019 seçimlerinde Türkiye bir demokrasi mücadelesi verdi. İttifak halinde büyük şehirleri kazandık. İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı ve diğer şehirleri kazandık. Ve
Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 11 belediye başkanımızla 5 yıl görev yaptığı süreçte yüzümüzü ağarttı. İstanbul'da tarihte görülmemiş bir metro inşaatlarında artışı gördük. Mersin'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez metro yapılıyor. Ve 11 belediye başkanı görev yaptığı süreçte bir tek ihaleden dolayı yargılanmadıkları gibi bu belediyeler vakıflara ya da yandaş müteahhitlere değil halkına belediyenin bütçesini aktarmışlardır. Bu yüzden çok zor kazandığımız bu yerler 2024'te yine kazanılacaktır. O yüzden gerek Meral Hanım gerek diğer partiler bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. İşte 2023'te yaşanan bir tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi, halkın belediyelerini, halka hizmet eden belediyeleri koruyalım. Daha fazla bir oyla koruyalım, kazanalım. Bu sebeple de bu konuda herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var. Görüşmeler olacak, görüşmeler sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz. Halk memnun. Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde belediye başkanlarımızın oylarının arttığını görüyoruz. O yüzden bunun kıymetini hepimiz, hep beraber demokrasi adına, halk adına bilmek zorundayız. Geçmişe dönük eleştiriler noktasında eleştirilere ne dersiniz? Yani efendim olacaktır. Biz ve diğer partinin ortak özelliği demokrasiye inanan partiler. O yüzden şunu söylemek isterim. Bu eleştirileri hepimiz saygıyla karşılayacağız. Birbirimizi eleştireceğiz, oturacağız, konuşacağız. Yanlış olan bir şey varsa doğruyu ortak bir şekilde bulacağız. Ama bunu kavga etmeden, çünkü bir kavga olduğu zaman, bir tartışma olduğu zaman, demokratik bir anlamda bir bölünme olduğu zaman işte birileri geliyor, halkın üzerine balyoz gibi çöküyor ve olan bu ülkedeki işçiye, memura, emekliye, öğrenciye oluyor. O yüzden dediğim gibi eleştiri kaliteyi artırır, tartışma kaliteyi artırır ama bunu kavga etmeden birlikte yapacağız. O yüzden biz elimizden geldiği kadar ittifak ruhu, ittifak yarattığımız partilerle ilgili sorumluluk sahibi olan kişiler, bu koltukta oturan bizler hassas olmaya çalışıyoruz. Genel başkanlara bunu bırakıyoruz. Partinin üst kurullarına bırakıyoruz. Birbirimizi, bizleri bağlayacak yorumlardan uzak duruyoruz.